Dönağın ana konumuza bugün, bugün konumuz vardı. Çok da programımızda görülmeyen, oya az misafir olan bir konumuz vardı. Bugün değerli müzisyenlerimiz vardı burada. Belki de insanlarımız bugün kültürümüzde hala müzik diye çok almırlar özünü. Aynen. Ama doğuya ait, şarka ait dediğimiz bir alattı. Tabi batıda çok yoktu. Bugün şarka ait bir alattı. Bugün aziflerini veya çalgıcılarını bir gün ama genel olarak Türkmen'in her zaman hayatında olan. Biz özellikle dedik, ben Orta Doğu veya Türkiye, Türkmen, Türklere ait olan veya çok da bizim kültürümüzde. Tabii Orta Doğu'da Irak, Suriye, Lübnan, İran her yerde çalınır ama bizim kültürümüzde çok derindir. Daha çok derin, daha bir şeyimiz var, o zaman bağlılığımız vardı. Tabii. Daha bir yöreye ait hani bir şeylerimiz olduğu zaman mesela kesinlikle anırıq istirozlarını. Yani tarihimizin bir parçası da eski günlerimize bir gittiğimiz zaman dedelerimiz veya akrabalarımız konuştuklar zaman düğün adı geldiği bizi diğerler davuldan bele olardı, davuldan bele heleler çekilirdi. Daha fazla uzatmayalım konuyu. Hoş geldiniz diğer misafirlerimize. Hoş bulduk, memnun olduk. Salih abiden Dilek kardeşimiz. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk, bir de sağ olun, sağ olun. Özünüzü biraz anlatsanız bize. Salih abi anlatsanız. Ben doğrusu Salih Tisinli. Ben. Doğumum Tisin, Kerkük olmuşum, Tisin bölgesinde. Çok 65 doğumluyum. Bu sene ata alıştım, takriben bir 30 yıl kusurdu. 30 yıldır bir merakım var usta Ali bu sanata. Çok meylim vermişim bu sanata. Ben. İyi de Salih abi bugün bir ilk sorumuz her zaman diyağın sanatçılara soruruk. Bugün siz de emek hayatınızın bir büyük zamanın getirdiniz bu sanatta davul çalarak. Ya ne de başladınız? Merak oldu, alıştığı bir yerlerden, aileden gelen bir şeydi. Doğrusu her şey meraktadır. Yani bir şeye isten alışasın, merakı olsa o şeye alışasın. Sevmekten. Ya sanat meselesi olsun. Sevmekten. İşare yazda dükkan meselesi olsun. Doğru. Ben doğrusu 80'lerin bidayesinde saz çalardım. Bir 4-5 yıl saz çaldım. Yani onda bir siz saz çalardım. Onda bilmem. Bas ama çok indi fikrimde çok şeyler kalmayıp. Ama indi bunu alıştığıma folklorumuz da olduğuna da. Tabii. Baktım yani doğrusu milletten bunu istir bu bir sanat doğrudur. İstiri. Ben. Maşallah Kerkük'ümüzde de ayrı bölge Türkmen bölgelerinde de bu şenlikte, toylarda önderdi. Meraklılar. Millet meraklıdır. Bunu istiyor. Milletimiz. Hamdolsun bu 25-30 ile geldi. Bu işler. Çok güzel. Şu an bir veteranımız vardı. Aynı da huzuruna üzerine de. Haz edirik ilk önce onu aktaran sizlere daha sonra tekrardan karşımızda olalım. Davul aleti çok kadim bir alettir. Özellikle Türklerde, uzantısı da Türkmenlerde tarih boyunca vardı. Davul toplumda teknoloji gelişiminden önce ana müzik aletlerindendi. Düğünlerde, eğlencelerde davullar çalardı, halaylar çekilirdi. Altmışlı, yetmişli yıllarda çağdaş müzik aletleri devreye girince davullar biraz geriledi ama yine de yerini korudu. Günümüzde ise org cihazı çıktıktan sonra davullar daha da sınırlandı. Çünkü bir müzik aletinin sesini biriktirmiş. Davulculardan sorduğumuzda... Bu 35 senedir bizimki. Kürt, Arap, Türkmen, Mesih'in hapsi sevri bizim. Bale, Kerkük cemaati hapsi... Maytarı sevdi. O tasir etmedi. Bizimki bir meşakil gelsin ya bir dövüş olsun, şey olsun bizimki daha kalmaz. Bari biz aşratı biz varasadı içimizde. Biz on büyüklerden kalı bizimki. Nerelere gidersiniz? Vallahi her olmuşa giderek. Biz çok zamandı, takriben ben 20 yıldır bu sanattayım. Doğru, Kerkük halkı hepsi seviyor bu sanatı. Çok seviyorlar, doğru. Bütün kavmiyetlerden yok, biz diyor, Kürt, Arap, Türkmen hepsi seviyor.
biz hatta Mesihi toylarına da gitmiştik vaktinde de, yani çok gitmiştik bunlara da. Bu özü Kocadan kalmadı, doğru Kocadan kalmadı. Çok eski zamanlardan. Kaldı işte bizim için babadan, dededen, babadan sonra işte aynen bize kaldı. Bunlar tesiri oldu. Yok diyeyim olmadı. Bes ama işte her yerin, her şeyin yeri var. Hem Meytir Zorman'ın da yeri var. Mesela Ali Modiskalar mesela Canin ile yetmez. Farklıydı. Bazı yerlere Meytir Zorman'a gider. Mesela Canin ile gider. Çok yerlere yaza dursan çalasan her yerde farklı var. Her şeyin yeri var. O doğrudu. Ama bazına da tesir etmez. Yani ben görmüşüm toylarda yatırıblar, miskiyibler zurna çalamıyor günde. Yok meyter çalamıyor günde. Ha, zurna çalamıyor günde biraz tesiri var ha. Tesiri işte ağzı turş olduğu için ağzında turş oluyor. Yani işte bu da zurna çalı ağzında da fark eder biraz tesiri olur. Güneşe koymak o meyter biraz sıkını yani çekini. Yani diyorsan tenge oluyor, tutulu daha kıyım olur, daha şey olur. Sesten tarafı, ses daha hoş olur. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi veterden sonra tekrardan karşınızdayız. Tabii burada şu an güzel bir rapor olmuştu. Yani içinde güzel bir konuşma oldu. Miski dediler, çok dikkatim çekti. Bunun ne faydası var mesela zurna çalan öyle bırakmak? Miski, bacı dediğim, çok toylarda bizi bunu yaparlar yani bizim için. Doğrusu turş şeyler. Yani faydası var? Faydası yok. Bize bir zararı var. Yok faydası var. Tam tersine. Ha, tersine de. Bizde mesela turş şey demekten ağzı sulaşı. Bela. Bizde bunda üfürmek var. Ha, ağzımız doldurmuşuq yani havada. Havada. Fə onu deməkdən doğrusu edə bilməsən. İnsanın nəfəsi təkliyəsən zırnə içində. Doğru. Bəli. Biraz nəşaz edər işə. Yəni heç deməyib siz özlərinə məsələn bu bizim üçün daha xarabdır falan. Antikalıq üçün edər. Yox yani belə şey yapar. Bilərək yani yapar. Üçün, hə, mən hətta biraz boğzunum. Nefasım tutsun, şey olsun. Zora bak koysalar siz, biraz zorlaştırsalar tamam, sizi. Tamam, tamam. Böyle bir gözüküyor. Ama bazı şeyleri bana aramam yani. Çok şey toylarda yapıp birden ölçümde yapır bir şeyi. Olsa sen bana teslim etmiş. Sen valla diyelim bilmiyorum. Sen ne yapacaksın yapsa yani bu işi. Ama güzel bir şeydi. Bunu bilmirdik ha. Yani. Ben de indi bilgim oldu. Havadın da var bu. Ben bunu hiç de kartım çekmemiştim. Var, var. Biraz daha yavaş yavaş dönelim sizinle şey davul şeyine dönelim biraz. Salih abi bir gün siz insanların sevincilerinde ortak ol siz insanlara. Çünkü siz bir tek günlerde çok çalan, çalarsınız. Bugün insanların sevincini göründü. Avuz her evlere geçsiniz, evlere sevinç katsınız. Oradaki ister küreken olsun, gelin olsun, keflenirler siz evlere sevinç katsınız. Hele davulun diğerler bir şeyi vardı insanların cevlünde. Davul açtıkları bir, elbette bir sevinç havası ya da neşe olur ortamda. Yani bir neşe, bir sevinç söz de var. Davulun sesi uzaktan güzel. Güzeldi diyelim. Biraz konuş bile ne hissedersen sen göründüğün insanları, keflenirler, bir kef katsız, bir vallahi sevinç katsız evlere. Özü Üstad Ali, yani hamdolsun Allah'a şükür kef hazlarımız doğrusu. Bence. Bizim de sanatımız kef meselesidir. Şöyle de yani toy olsun, kâbın oğlu, hınlı oğlu, sünnet oğlu. Bir ayrı bir şeyler oğlu, yani keflere katılık. Kas da Türkman milletinde. İndi kımandan bu arkadaş Umid babası. Biz çokumuz yani %90 toylarımız Türkman. Şeyler. Peki vardı yani çok indiler mesela daha hele haziyedir mesela davul zurna falan. Var indi var bas ava kimdi? İndi biraz az oldu. Çok tesiri oldu bu. Kastan bizim zuruf meselesi, emniyet meselesi. Bəli. Mesela var bizde aylar var imtihanat geçse. Muharrem aydı. Bunlar Ramazan da yok. Ramazan aydı. Bunlarda işimiz biraz az oldu. Az oldu. Peki Ramazan dediniz aynı dikkatim çekti. Ramazanlarda falan hani sabahlar çalını, sühür vakti. O sühür vakti. Milleti oyatmak için. Yapsız bunu siz bu yani. Bu indi yapılmıyor valla. Kalmadı. Kalmadı. O vakit var idi. Ben görmemişim. Bizlere bir vakit var imiş. Yani milleti sühür vakti. Meyter çalarmış, zırna çalarmış. Sühür vakti oyatsın. Ama bu şey bu Ramazan ben dikkatim çekti. Bir gün kapımızdan geçti. Yani bir davulcu sadece tek başına. Sühür vakti. Çalır, sühür vakti çalırdı. Yani çok hoşuma da gitti. Böyle pencereni açtım. Ha baktım özüne. O şey anlamına geldi. Bir gün bazı insanlar var yani eski adetler biraz döndürürler bazen. Hani yani gönlümde keşke, yani keşke bu eski adetler dönerdi yani. Keşke. Yani ben doğrusu bazen yapmışım. Bazen de eşitmişim. Yani biz bundan bir kaç ildi Çardağ'da bir toy yaptık. Ustad Muhammed Cemal da bizimleriydi. Evet. Eski takalidi. Bunu Türkçe istenmişti bizden. Nece gelin peçe girer. Ata mindirmek özün. Kürekanı dama çıkarttık. Gelin girişte havşa para, demir para sattık.
Yani bu şeyler yaptık. Eski Türkmen örf adatına göre. Bizzabat, bizzabat. Ha, onu yaptık. Bas ne fayda? Canına dedik baba ata bin dedi vallahi. Çok zahmet. Bunu yapabilmedi. İşte biraz korku vardı canında. Yapabilmedi o zaman. Ama çok tabii, şeyler yaptık. Bugünün şartlarında. Yani biraz. Eski takvimler var. Bin genzer ata bine bilmir. Bin de usta Ali var yani. Ben bunu da görmüşüm. Bazı Türkmen toyunu edarek bu gelin girişte eva. Kürekenle nezde, o dayı zazda, o atasda. Anda çamça kafkir tutar. Çemçe kefkir. Ha, bu eski takalit bir Türkman şeydi. Doğru. Ama yine kalmıyor bunlar hiçbirisi. Vallahi var. Çok bas ama çok az, var. Az. Salih abi senden bir şey istiyorum sorayım. Bizim davul tarihimizde veya örf hadatımızda büyük bir yer vardı. Eskiden dediğimiz tarih az önce dedik. Davulun bizim mantıkaya göre, yöreye göre çalarsız. Mesela ne bileyim Duzlu Ayrışkil çalarlar, Telafer Ayrışkil, Kerkut Ayrışkil. Buna ne detay? Yoksa bizim Türkman havaları takriben birbirine yakındı. Sayısal bizim için. Biraz bir gün seyirciler bilsin yani istiyorum. Bizde indi yani oyun oyun havası var. Ben. Bizde diskırma var. Diskırma. Ha. Köylerde. Hele o hele. Dergi o diskırma. Oyun havası evet. Var. Normal oynamak. Oynamak. Normal oynamak. Oynamak. Diskırma heleydi galiba. Ama diskırma var. Mesela bizim köylerde daha ağır var. Hı. Eskiden var idi ama bu zarbaları yetirmedik. Kılıç kalkan oyunu var imiş. Kılıç kalkan da oynarmışlar. İndi var 3 adım öge gidesen, 3 adım geriye dönesen bunlar da var bizde. Seri oyunlar var. İşte bazı oyunlar var indi yapıl yani bazı mesela biz şenliklere giderek, hınalara, gece eğlencelere giderek. Bitimde bize de usta sahibi bir şergavi çaldı bizim için. Güzel bir oyunda karşı ba karşı oynarlar şergavi. Ha. Onda yani, kimse de o yani bu genel bir oyundu diye. Çok bir güzel oyunu, bir hitami bir oyunu. Hitami bir oyunu. Ha, güzel bir oyun oynarlar. Onun da hakkı o şahıs da oynayamaz. Elbette onun oynayanları vardı. Tabii tabii. Dediğiniz... Bu oyunu geri geri kalatsın, elini geri çarpmasın. Dediğiniz oyun var, helayı da vardı. Tabii. Bizim Kerkük'te memlekette olduğumuzda daha çok oynamayın. İnsanlar meraklı daha çok. %100. Ha. Çünkü helayiler köylerde daha çok yani ağır basılı diyelim. Güzel. Bunlar köylerde hem ağırı oynandı usta Ali hem de kaşa ve kaşar koruya diyorlar. Bizde bu çekte yok takriben. Yani aslında. Millet diğer yoksa bir çalmak aslında bir çalmak aslında hele aslında bir normal bir istirahat verili. Ondan sonra bakarsan karşı bakarsa horiyatlar yapılı. Makamlar okunu zırna metal üzerinde. Çok güzel. Bir de başlasan bakşişi olur. İşte mesela biz yere koy şobaş demek yani. O şeyin örf adetlerin bir şeyiydi ya. Davul zırnacılara bir şey oldu. Bir simgeleşti yani bir adet haline geldi. Bana hatta geçmiş günde Türkan babası ne bir toyun içinde bir Türk kadını var idi. Dedi usta Salah şoboş demek ne demek? Ben sonra doğrusu bizim buradan saygı selamlarım. Bizim araştırmamız Şemseddin Türkmanoğlu. Buradan sevgi selamlarım. Şubaş. Şubaş Türk dilidi, dil kelimesi. Şubaş. Yani şubaş takdir etti, bahşiş verdi bana. Biz şimdi dilimizde şoboş deriz ama şoboş yanlış bir hakikat. Şubaş. Şubaş gelen küreken, oynayanlar gelenler şubaş kisası. Yani Türkmence anlamı nedir bunun? Şubaş. Baş, baş yani. Şubaş yani hani, bu baş. Heleyde diyorlar. Zanet kaz diyorlar şubaş. Ha, şubaş. Böyle bu şekil. Doğru. Ha, bu ben yanlış bizde hakikatler yani şaboş biz indik kelimeler kullandık ama evet. Bizim bahsimiz yani Şemsin Türkmenoğlu buradan saygı selamlarım. Dedi şubaş selam. Şubaş. Şubaş mani yani. Ama dilden dile dergişli bindi. İler içerisinde tabii bu birikimlerden geldi. Bu iler içerisinde insanların tabii, dilinde kavramlar dergişini. Tabii. Peki sizden bir kısa alsakça sağolun için çok kısaydı. Yani Diyagın o çalmadan önce insanların çok sevdiğini Diyagın. Yani çok çaldıkları uz toylarda ondan bir parça alsak sizden yani. Bu daha çok toylarda çaldık. En çok sevdiğimiz Eyavar Dagir Mançı'dı. Tamam. Millet bunu çok çok seviyor. Bence. Hapı toylarda bunu isteyendi. İnşallah. Biz de inşallah ayrı şey de olsa mazı olsa. İnşallah gelecekler. Murtakayı da çaldık. İnşallah. Allah kerim inşallah. İnşallah. Thank you.
Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Estağfurullah. Çok güzel çaldınız. Bilsek miski getirirdik. Haberimiz yok. Daha güzel olur. Aynen. Yok maşallah. Usta da çaldınız. Çok güzel çaldınız. Hemen abi çaldığı zaman davulda bir şey dikkatimi çekti. Yani gözüme bir anda davulun dersi yazma düştü. Sonra da vay hazırlanmıştı. Siz aynen hala o geleneklisiniz. Davulu hayvanın neyin dersine yapır? Koyunun yoksa kuzunun dersine? Ustada diyeyim mi? Bizim çögen tarafı var. Çarpı tarafı var. Bu çarpı tarafı da terke koy bir diyarak. Çarpı tarafı. Böyle. Bunu oğlak oğlu. Ha, bu dersi oğlu. Biraz geri imşak olsun. Yani hayvan dersi de aynen. Tabii, oğlak tabii, şeydi. Oğlak, keçinin şeydi. Koyunun balası. Oğlak. O yan gerek geç olsun. Ha. Sert oğlu. Sert. Çögen sert. Ha. Çok şak yer o. Peki bunun farkı nedir? Yani nece fark etsiz ki tarafı? Farkı çaldığı o zaman o yan koybalaya diyor tüm diyar, bir yan tek diyar. Ha. Daha ince. Da gerek böyle olsun. Yani diyar yani tiz bas. Ha. Cüt, o, ha gerek cüt olsun. Bu yan oğlak oğlu, o yan geçi oğlu. İşte çögen de çalmanın da farkı var. Seslerinde de gerek fark oluyor. Güzel. Ben geçen gittiklerimde sıfa Türkiye'ye bir gidişlerimin birisinde oldu. Türkiye'ye gittiklerimde. Birisinde gördüm davul, bir davulcu var idi çalırdı ama sanki derden daha geldi bu yeni gördüğümüz. Plastik. Ha onlardan çalırlar ama bence bu da adını verir. Bu daha daha güzeldi. Yani o, asıl davul. Yani kulağa farklı davul. Ses sert geldi. Sert sesi ha? Kulağa mesela farklı ses geldi. Çok 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 farklı var. Hı-hı. Bunun derisi, sesi daha güzeldi. Bale. Bize daha yakındı ama onun şaha demek. Tabi sesi vermez. Sadece vermez. Bir gösteriş, gösteri olan. Ondan ruhtan olsa vermez bunun sesi. Vermez onun sesi. Peki. Derisi ayrıdır. Peki biz de bunun üzerine konuştuk ama hiç bahsetmedik. Yani çok kısa selaştık mesela. Siz ne şekil başladınız? Kaç yaşından başladınız? Bu ilk kez nerede çaldınız? Yani çok merak ediyorum bunu. Doğrusu abla ben 80'lerin bir deyasında Şemsettin Türkman oğlu. Bəli. Televizyonda görürdüm özüm. Merakındayım çok. Xasdan dediğimiz bizim Türkmanın flüklor olduğuna. İndi millete hamdolsun yani Allah'a şükür. Bəli. Çok toyumuz yani hep zırnal meyterdi. Bəli. Çok muhavule ettim. Mende de bir çok bir merak var usta. Diyeyim sana, şimdi hazırlanan birden öcümde bir alet çalsın. Yani keman olsun, ödü olsun. Sanat, o olsun. Sanata meraklı bir insan. Çok meraklı. Her türüne. Her nahiyasına. Fımına da çok iliştirme, yani dediler baba, usta sen hara bu hara, buna alışmazsan çok zahmet. Kaç yaşındaydınız o fatireler? 35, 30, 35. 35, güzel. Çünkü yaşım 55'ti. Bəli. Maşallah. Bayağı olubdu yani. Peki, Azula da böldüm, sorsun. Bunu da çok merak ederim. Yani kimseden yardım aldınız yoksa özünüz öz hatanızı bilerek devam ettiniz? Yardım yok idi, ablaya diyeyim yardım yok idi ama bana destek var idi. Destek ne kimin? Bizim Adnan babası var, Ustad Hüsamedin. Özü bu sene bunu yapar. Bunun inşallah eşitir bize saygı salalım var özüne. Çoğlu da var Adnan Mustafa. Çok, bana ilk verdiği zırnanı hediye de verdi, yok da parası. Saklayıp sana zırnanı. Kaşar ve kaşar yok, bir arasında bir şey yapmadı. İndi de bizim Güneş abi Şemsettin Türkman oğlu. Bana da indi de manevi bir madde şey var. Hayya diğer vazgeçme bu. Manevi desteği yuvasın özünde. Vazgeçme olsa Salih. Bu özü rica ederim. Diğer çünkü bizim bu folklorumuz olduğuna. Tabii. Koyma özsün bu folklor. Devam et. Çok yani indi de Duran Yosra'nın yanındaydım. Dedi devam et bu sanata. Bel. Koyma geçsin bu sanata. Peki bu verdiği özü de size bu alet yoksa o evde atsak? Bu yaptığı da öz. Öz yaptı. Neçe ile var nedir ya bu? Vallahi 10 ile olur. Onu da yaptı ama bu biraz ilaçtı. Gördüğü kimi çok ilaçtı. Bu yaptığını. İşte bunu da yapar, bunu da yapar. Ama bunlar şey ağacı da usta Ali normal ağaçtan olmaz. Bu ağaç tindi? Yok illa koz ağacı olsun. Balut ağacı olsun, erik ağacı olsun bunlardan yapılır. Çok güzel. Bir gün Serhat abi senden bir şey daha soracağım. Bir gün hani dedi o biraz başlama o konuştu bizim için. Sen bir gün bir sen hemen bir gün sanatçı diyeyim. Ben bizim bir müzik aleti olduğuna göre bir sanatçı sen bir gün gözünüzde. Bu davulcu veya zurnaçı olmak isteyen için ne şartlar lazımdı? Hani dedik maraktan sonra. Vallahi usta Ali ne yap yani ne diyeyim sana? Mesela bir şair için hani ister çok meyilli yani çok. Basit bir şeyde değil yani doğrusu diyeyim sana. Şimdi çok arkadaşlar var idi. Usta Salih Macalı var alıştır bana fazla zırna vaysa koy yanımda kalsın alışım. Demekten dök. Demek. İnanmıyorum yani çünkü biraz bu bir alet var bizde mesela nay olsun, klarnet olsun, zırna olsun. Nafık aleti ki diye üflemek, üflemek meselesi. Çok bir şey ister. Nefes ister bir kere. Nefes ister abla. Çok peki yani. Sizin nefesiniz uzun sayılı çünkü bunu çalmak uzun nefes ister. Bizde gerek gerek böyle. Yani bizim yani doğrusu baksa o dikkat etse o burundan aldık ağızda yırıştırır nefesi. Yavaş bayağı yavaş. Bir nefes istirir. Tabii. De, gerek bunun olsun. Yanında dedi siz mesela bir uzun hava, bir şarkı, bir şey mesela çünkü nefesiniz var zaten yani.
çalmak için yani. Yani okumak, okuyup sizin için. Vallahi ben de çok toylarda da var yani. Okumda bu da var. Bakalım o saray bir çalmaktan da bir beste de olsun bizim lan. Tamam, döndürür o zaman. Döndürürüz. Ha ha, askere çağır o zaman. Çok güzel. Eskiden toyların esası veya ana şeyi, aleti, toylar davul üzerinden giderdi. Mesela biz işittiğimize göre, biz görmemiş çok tabii. 60-70'li yıllarda biraz şey oldu, müzik aletler çıktı. Neler? Biraz hani o aletler girdi de oraya biraz. Ama sizi yakın o zamanlar ana esas alet siziydiniz. Bugün de, bugün günümüzde 2020'ye ulaştı. Bugün davulun yeri toylarda ne de görürsünüz özünü siz? Vallahi o Salih Avaç'ımda adım doğru söylesin. Yani yok da biz. Hatta bu fırkalar toylara çıkmaya bu DJ çıktı, koy belediye. Orgular çıktı. Orgular çıktı, indi mobil çıkıp ayrı bir şeyler çıktı. Doğru. Tesiri var tamam. Tesiri var da. Zulfun da çok tesiri var bize. Tabii ben. Geçtiğimiz zulf yani, çok zor zulf. Bu birinci noktada ben diyeyim yani. Zulfun çok çok tesiri. Yani mesela ne yönden tesiri var sizlere? Emniyet tarafı indi mesela. Al biz de burada oturmuşuk. Diler Bağdat böyle oldu filan böyle gitti. Bunların size etkisi var. Çok çok tesiri var. Çok çok tesiri var. Tabii istikrar insanın en önemli esasi unsurlarındandır bir devlette. İnsanlar biraz daha kefe oluyor. Cevular hoş daha... olmasa bu sanat yürümez. Yani. Doğrudur. Ben yarın bir toyum var. Valla la sahmela bir müşkülası var. Bir zurufa göre bir şey var. Yala yapma bunu istemez. Bəli. Doğru deyirsən. Çalmaz o zaman. Diğer bu ihtiyacında da gelen bir insan cevli hoş olsa diye. Bir de genel anlamda biraz düğün az olubdu. Çok alemin baksan düğün yapırım mesela. Direkt ben bir küçük parti evde mesela bir şey yapırı hemen balayına çıkılır. Yani bu daha çok olubdu. Diyeyim, düğünler de indi farklı olur. Doğrudur. Yani, indi, ha, resim fotoğraf almak dışarıda olup yani almır. Bunun bize tesiri var aynen. İndi hemen sizden bir şey bir şöyle asal yapırı. O bir basit bir şeyler yapır. Aynen. Bunların etkisi var. Çok 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 var var. Eski adetlerden biraz konuşalım, biraz dönelim. Siz davulu çaldığınız zaman siz belki de çok toylar gördünüz. Biz görmediğimiz adetler indi kalmadı. Siz davul çalarken davula eşlik eden yani davulun yanında olan adetler neydi? Ne bileyim ister oyun olsun, ister asbablar olsun, ister bazen hamamdan döndürerdiler. Bundan biraz konuşsa bizim sizi eskiden ne ederdiniz buralardan? Toyları gelip siz çoksuz ona göre. İndi Usta Ali var, kürekan hamam parmak var. Bas gene evvel kim geldi? İndi kalıp bu hareket? Kalıp ama çok az, %1 toy. Kürekan hamama parmışık. Güzel arkadaşlardan yakalanıp. Oradan zanometreden çıkartmışık o zaman. Çıkarından sonra yemeğe de par bizi sabah erken yani. Bəli. Bunlar olup bazar hamamına parmışık o zaman. Bəli. Ama yine bu şeyler kalmıyor yani bu dediğimiz evvel programın bidayasında konuştuk. Çamçak kafkirdi. Bunlardan biraz daha, bunlardan daha neler var idi? Biraz daha fazla açıklasın. Bugün insanlar da size bu dilimizden daha güzel oldu. Siz hani gelip görüp size yani. Ben gördüğüm şeyler, işte diyemem sana bu, indi kalıp bu bir küçük şerbet getirler. Gelin çıktığı zaman havuçta bunu eline verirler. İçine yani. Doldular böyle güzel şişerlemeler, çilekler doldular. Yani. Bunu gerek kırsın. Kırdığı zaman bu şer bir evden bu şer gider. Bunun yani şeyi beladı. Yani bu eskiden var. Eskiden vardı, indi de var. İndi var yapıyorlar. Var, indi de var, çok toylarda yapmışız. Hemen çıktığı zaman bir tanesi bir küçük şerbe. Bu yere gelin eline çalar yere kırsın. Tabii buna siz çok dikkat edip siz hani davul zırnağını çağırırlar o esnada o davul çalarken falan bu hareketler oldu. Mesela biz neden çok görmemişiz bunları? Çünkü baksın biz direktmen o toya gedirik dediğimiz gibi farklı bir toya olubdu. Mesela bu şeyleri görebilmirik. Mesela işte, hiç hayatımda görmemişim. Bazı şeyler oldu güldürücü şeyler yani ben bunu aslında hoştu. Bazı artık şeyler oldu. Bazı doğrusu duygulu yani ben doğrusu çok toylarda yıklamışım. Yani bazı şeyler oluyor, gözü ögüne geldi. Zaten ben zırnağını ağzımdan çıkartmışım. Usta Salatçı diye ben bitti daha çok. Ne güzel. Bir şey yüzden geldi. Ha yani işte ögüde bazı laktalar oluyor yani çok. Bu da güzel bir şey. Peki yani, siz bir kısım akraba mesela onların gelip siz düğünlerinde çalıp falan sizden isteyebilir bunu? Ha elbette. Olur. Yani kesinlikle yani mesela ben olsam bir kısım akrabamda böyle bir şey varsa. Ben geçmiş günde koy böyle biraz güldürücü olsun. Usta Ali. Canını çıkardık, anne bir şerbet şeyi verdiler, çalıyor o zaman. İşte canı da şey olduğuna böyle bir rahat çaldı yer o zaman. Çaldığı zaman kırılmadı. Bir daha. Bir de kaldırdı, bir de anne verdiler o zaman. Hadi de biraz çal. Bir de çaldı olsa kırılmadı, ben de olsa... Şerike gitmek istemiyorum. Zırnağını koydum diye. Verme lan. Böyle ola. Şerbetini bozup kaldırdım. Kuvvetli çaldım yere. Özür sağladım. Bir şekilde ola kırıldı doğrusu ona. Ne güzel bir hatırada kalıp sizin için bu. Şey güzel bir vakıf yaşayıp siz. Vakıf güzel yani. İşte toylar dedim sana. Antik antik şeyler görürsün. Salih abi siz çaldığınız zaman bizim, ben böyle görüyorum toplumumuzda, biraz hele kültürü zayıf düşüktü.
Helaybaşı'dan Davut'un diyorlar bir şeyi olur. Aralarında bir temas olur. Bela. Gözden. Bela. Onu konuştuğumuz siz. Toylarda gittik orada. Bizim gittiğimiz zaman mesela halay var. Diz kırma adı bir şeydi. Ben gözüm ona dikmişim. Bela. Değişmek meselesi. Bestane değişmek. O göz eder bana bir işaret eder bana değiş bestane. O dur okuyacağım. Bela. Bu bizde gerek ha o gerek. Çünkü Helaybaşı'nın işi direkt olsun Helaybaşı. O halaydan mesuldü. Bəli, əbi də sizdən hər zaman qatlı? Bu təbii, təbii, mənimlə də var, 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 var. Güzel. Bir kere buna bəs gəlməsən, baxsan, dəyiş özün. Göz edirəm, özü bir ləhmənlə istəyirəm özündən. Bəli. Həmən iqa'nın dəyişi, meytarın şeyin dəyişi olsun. Çok güzel. Hə, gerek aramızda şey olsun. Əbi, geçen şeye biraz, hani dedi, havalar çoxdur. En dedi, bir hava daha var, güzeldi. İnsanlar onu çox sevər sizdən. İstər sizdən. Ne bileyim, özünüz görürüzə xoşdur. Toylarda ne güzel bir şey, güzel görürsünüz özün. Ona laf sizdən. Zırnama yeterden. Bəli. Yani zırnama yeterden olsun. Ya, tabii. İlk önce insanlara adını deyirse o. Hatta ki hani toylarda belki sizden isterler özü. Belki görmüş olanlar bizi sizden isterler. Diyemem, biz de şenliklerde ahir, ahir bir şeyi. Ahir şey. Bu dedi o karşılıklı oynayalar özü. Şerga. Şerga. Bravo. Çok güzel idi. Yani bir yeri çok dikkatim çekti. Böyle uzun uzun çaldınız. Gözümle. Yani hizmetler. Gerçekten çok zor bir işti. Bir İşte bu o, her iş yani eğlencelerin sonunda bakarsan bir böyle şey isterler. Hitami diyorlar. Peki hiç yorulmayıp siz mesela de büyük bir nefes harcadınız. Hem de bir yeri var idi uzun uzun getiriz içinde. Yok yok yorulmak. Alışmakta alışsa yorulmasa. Ama bizi takımın bu dediğim kimin şu baş bahşiş meselesi biraz yoruldur bizi. Yoruldur sizi. Peki hiç boğazımız ağırmaz mesela eve gittikten sonra mesela gün boyu o 1-2 saat 3 saat müstemir bırak hazır çalsın. Baş habutarı. Bu diyeler boğaz kırtlak diyeler özne diyebilirim bizim de şeyde Türkmenizde. Sizde bu alışmaktan geldi. Yani tabii, tabii, normal tabii. İnsan belki bunu 2 saat çalsa boğaz düşer. Çok zor. Demirəm yani az alet daha iyi. Yani küçük alet daha iyi. Peki sizde de var nota, mesela indi diğer müziklerde nota vardı, mesela davulda bile avuzuruna bizim kulak eşitmeler, semai diyar, kulak. Usta'yı, indi mesela semai. Bir şey demekten özde hemen çalalım özde. Bizde var aynen, bak ya kameraman arkadaş bir şey derse, aynen bizde söyle müzik okubeli yapak. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Güzel. Ama bizde bu da neydi? Semai yani eşitmeler, kulak hemen, kulak ne eşitip de onu çalabilir. Ben ona getireceğim, hani dedi o semai biraz, aklıma bir konu getirdi. Bir gün bir baktığımızda biz ne yazık şımın diyelim ben Irak'ta biraz bu konularda müzik alanında ben. Biraz yerdeyim. Tabii abimiz alışıp sen özün diye sen semaya alışıp sen ama ben Türkiye'ye gittiğimizde hemen bir açtım
geçen günlerde bir açtım dedim hani seni aradığımda sen misafir diye buraya gelsen. Açtım Türkiye'ye bir baktım. Baktım bayağı bir TRT'de ne bileyim müzik kanallarında, TRT müzik olsun veya kanallarda akademi bir şekilde öğrenciler var, alışırlar. Tabii. Ama Irak'ta sanki bu alete hiçbir akademi olarak hiçbir önem verilmeyipti. Mesela konserlerde görürük, Marwan'ın notalar üzerinden çalırlar. Akademi. Mesela siz çok da iyi bu sanatı yerdip siz semai olarak da. Bir gün biraz üstüne durmak, davulun üzerine durmak. Hani bizim bir gün dedik kültürümüzün bir parçası. Bir gün insanlar Avrupa'da olsun, Asya'da olsun kültürünü geliştirir, tatvir edir. Beladır. Bir gün neden bizim davulda biraz hani şeyik? Hani hep dedik o tercih, semaili. Doğrusu yani oradan buradan kalan konuşsak yani. Bir günde de bitmez. Çok bizim doğru. Derdimiz çok da derdi açsak çok bizim sanatçılar da çok konuşurlar yani problemlerden şeyler. Ama ben bilmem çözüm yoktu. Konuşsa o da indi burada otursam bir faydası yoktu. Hiçbir faydası yoktu. Bəli. O çok da yerlerde konuşmuşu. Nikabet fenanin koy böyle diye. Yer olsun, destek bir tane yapsın bize olsun. Olmayan bir işti. Bilmem emniyetten taraf adı. Hükümet şey daha iyi ama hiç. Belki öz bu bir gerçekti. Bu bir gerçekti. Bugün Irak'ta sanata hiçbir türlü destek yoktu. Aynen. Yani bizim merkezi burada bütün sanatçılar kendi olarak kendini yetiştirdi. Tamam yani. Budur. Kimse sana merhaba demez. Ben. Hiç yani. Sırahaten biz şimdi bu da kimse bana demez sen böyle yapsan sana o bir yanlışlığın var. Aslında sana destek bir sanattı da. Bana bir yer versin. Evet. Yani biz yağmayayım yani çok yerlerde konuştuk. Bizim hamdolsun yani bir Türkman takımımızda, halay takımımızda var. Ben. Çok yerler adamdan istedik ama bir yer yapalım. Şimdi hamdolsun Türkman kardeşlik ocağında. Ben. Biz orada bir yer verirler. Prova yapmak için, bir şey yapmak için. Toplansız orada. Orada ha, hocam Abdülhalik Kırmızı buradan saygı selam var. Onun yeri verir bize bir. Peki doğru. Neden düşünmüşsünüz? Siz mesela şey, hiçbir kursu açarsınız mesela. Gençler vardı, merakı vardı da uzunmaya. Varımız da. Hazedir alışsın. Yer yoktu. Yer yoktu ama yer olsa. Bir şey daha gibi iki günde, üç günde ya alışsın o dediğim şahıs gelende alışsın. Bari. Çok zahmet bir şey. Ben buradan tabii seslenmem. Buradan eleştiririm de yoktu da seslenmem. Bir gün kültürel kurumlar görürük. Kültürel münazamalar görürük. Kültürel kültür adında açılıp da birçok münazamalar. Ama kültür dediğimiz insanların halkın mesela Talih abinin girdiği asbab bu kültürüdür insanın. Kesinlikle. Milli kıyafatıdır, geleneksel kıyafatıdır. Yöreye geleneksel. Çaldığı davuludur, zurnadır. Kültür budur. Kültür bu da gibi girdiğimiz kat elbise veya takım elbise girdiğimiz bu kültür de gibi. Ama insan dediği o zaman kültürel faaliyetler zaten her milletin tarihini, kültürünü oradan şey etmek. Ben seslenmem yani bir gün bir çok dernek görürük. Kültür derneği falan adı vermeden de. Ama dernek kültürü sen han çalışmada bir şey görmek. Hani olsaydı size bir destek buradan görürüm. At sahaya, at orta yere bir nayı var ise ben de hizmetteyim. Ben de gel bana bir küçük şey görseydim ben sana bir büyük bir şey görseydim. Ama gördüğüm karşıda bir şey yoktu. Ben de onun için yapabilir bir şey yapabilmiyorum. Ama gene de ona rağmen kendi özü yetiştirdiniz. Allah'a şükür, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Biz de durmadan inşallah çalışırız, durmadan yani. Tabii bana yani. Destek olan olmayan ben bir dile... Bu sanata hizmetçiyim. Bence kimse bu konunu hiç eleştirebilmez mesela bu yaptığımız işi. Çünkü gerçekten sevmeyeni bile sevdirebilsen hani. Bir de uzaktan başka yani yakından mesela insanın ruhuna o şey geldi. Mesela ben dinleyende bir coştum yani içimden. Beladı. Bu da her şeye bakmaz yani. Diyesen hay valla bir aynen. Şeydi pazarda var. Cedim alın parasıyla getirip. Yapılmaz. Bu beyinlerde, yüreklerde gezen bir şeydi dedi bu taş. Satılan bir şeydi ki bu pazarlarda. Yani, toy var Usta Ali Cetmişik yani doğrusu mahtramati vallahi başımıza kalk. Biz bu girişimiz bastı yeterdi. Yani, hamdolsun Allah'a şükür. Her toyda başarırız. Akhir ne kadar ne yapırsın ne istersen bitirir olsun. Öz de memnundur. Bir gün dediğimiz bir gün biz bildik davul Irak'ın içerisinde. Irak'ın kuzeyinde oluyor. Erbil, Süleymaniye, Duhok, Kerkük. Bu yöreler davul da meşhurdu daha çok biraz. Oya biz yakın bu kültür, bu coğrafyanın Türkiye'den olsun, Irak'ın içerisinde, Irak'ın şimali olsun. Bu yörelerde davul çok daha. Evet. Biraz son sorma geçsin senden. Bir gün Bağdat veya başka yerlerde gidip sen Türkmen adında veya bir özü katılıp sen festivallere, kültürel sanatsal festivallere. Türkiye'ye giden geçen yıl festivale katıldık. Narınca Festivali'ne. Ha, bir yıl oldu takriben. Yani Türkmen adıyla diye. Ha, Kerkük adına. Kerkük adına. Güzel bir festivaliydi. Güzel orada karşılarlar da bizim memnun da oldular bizden. Çok güzel. Orada belediye müdürler bizi
Mersin'in belediye müdürüydü yani. Çok güzel bir şeyler yaptık. Hatta orada doğrusu da oynattık tozu. Yani kıyafetimize, şeyimize çok merak ettiler bize. Çok doğru. Güzel. Orada çalmağımıza da çok merak oldular. Şey de sıram sorum sana. Bir gün hani dedik ya biraz bizim kültürümüzde davul. Bir gün siz Eyüz'de, öz Eyüz'de, yani diyorlar balcı, diğerler her zaman öz Eyüz'de bal çok olur. Ne bileyim, o yere sevilmez bence. Sizde de davul. Öz Eyüz'de ne zaten? İnsanlar diyor, Eyüz'de çalarsan çok var. Yani ben sana asları değilim. Uşaklar nasıl olsun, uşaklar olsun bilirler yani. Ben bu sanatı da alışındım da Usta Ali, bana da karşıdan çıkan oldu yani. Kesinlikle. Herkes sıra, her oldu. Yerde oldu. Ama normal indi, bir şeydi. Öz ailem tarafından yani bilirler. Mesela çubuklar bizde kamış bir şey var. Ben. Yapmak meselesi de bunu provası yaparım. Yani çağları çalmırı. Ayıp bu var yoktu. Daha normal oldu işte. Koş. Ha, aynı bazı uşaklar mı başıma yıkışırlar baba filan böyle çalıp veririm derlerinde. Yani, yani onlar şeyler. Da denirse mesela onlar da edebilirler mesela siz alıştıran sözlerine onlar da aynı bu şekilde sizlerle devam işte, etsinler. Ha, oğlanlarım hala böyle çok şey. İnşallah diye gelecekte alıştıracaksınız. Vallahi inşallah, inşallah. Ben haz derim yani. Her adam alışsın yani. Eğer merakı var ise gelsin alışsın. Demezsin valla bir zahmet. Zahmet yok, bir şeyde zahmet yok. Dinlenler sana, bu sanat sevenler. Bir gün sen de güzel bir şey dedi. Kapı açıktı. Sen bu sanat ölmezsin. Çok yerde demişim Usta Ali. İsteyen ben hazırdı. İsteyen zırna da veririm özde. Yaparım da özler için ne isterse yaparım ama bas alışsın. Alışsın. Yok bir ay sonra. Nefes kısaysan. Ya alıştı. Benim de nefesim kısaydı ama alıştım. Cümle yavaş gün yavaş. Alıştım. İnşallah. Yani bir gün çok memnun etti bizi buraya gelme avına. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Biz sizden memnunuz. Abiden de memnunuz. Geldi. Kusur koyma. Çok güzel doğum çaldı. Biz ne vakti size sağ olsun hizmetimizdeyiz. Teşekkür ederiz. Peki son olarak arkadaşlara, gençlere ne tavsiye etsiniz davul zurna ile ilgili? Ben onu ekleyeyim söz var. Kültürle ilgili. Çünkü bu kültür sayılır. Bir milli kültürlü. Ekleyeyim üzerine. Sen son sözü sizden alalım. Valla son sözüm Usta Ali yani doğrusu buna kıymet versinler. Yani doğrusu biz indi benim Uyid babası görürük. Bazı toylara gider, şenliklere gider. Mehtiramat yani. Bazı gençlerde bunun kıymeti yoktu. Normal ağırlı işe yani. Yani teessüf yani. Edilir çok bazı şeyler oğlu. Yani biz şenlikte beş parmağı bir daha. Elbette. İyi de var, harap da var, iyi de var. Ama çok adam yani... Önem vermiyorum. Önem vermiyorum. Önem de vermediğine sen de sıkılırsan. Doğru. Taşarda için o... Ama biz bunu şey almayalım. Çünkü bir gün insanlarımızda duyarlı var. Duyarsız da var. Bir gün biz o duyarsızlara teessüf etsen yani. Teessüf etsen. Yok besmene, yok ayrı sanatçı. Her şeyin kıymeti var. Kesinlikle. Bu milli mirasımız bu. Güzel. Yani gerek kıymeti olsun. Her şeyin kıymeti var. Her şeyin sanatın. Aslında bizim folklor yani. Bu bir oyuncak bir şey değil. Yapsan özüm. Elbette. Çünkü sen o gevluğu hoş edir. Güzel, toyu ayrı şeyle döndürür. Doğrusu ben özüm meth etmiyorum yani. Doğrudur abi. Yani bir toy yap, zırnam yetersiz. Bir toy sağlık yap, olur. Zırnam yeter de. Bak ne güzel olur. Doğru. Bizim 300 yarı toylarımız, bakarsan küreken diğer usta Salim, ben evde istemiyorum çalım. Biz kayınlenemdir illa gel, kızım zırnam yeterden çıkar. Doğru. Şu diğer, bu bir nişan yani. Yani bu komşular bilir, yine bu gelin buradan çıktı, bir evden gitti. Doğru. Gelin çıktı. Doğru, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Çok sağ